Amca bir şey demeyecek misin? Emredersin Ramazan Bey, söyleyeyim. Amca? Amca. Aklına geldi amca oldu. Amcan biraz kızmış Ramo. Biraz kızmış mı? Hepiniz beni deli etmek için mi uğraşıyorsunuz? Ramo sen ne yaptın? Sen bizi bitirmeye çalışıyorsan eğer... Ah, al, çek vur hepimizi, bitsin bu iş. Niye Cengiz'e havale ediyorsun? İsmail abi sakin ol. Sen hiç konuşma. Sen de bu işin içindesin biliyorum. Lan biz burada bir karar aldık. Biz burada bir karar almadık mı? Benim bakalım gitti. Ha? Ben mi hatırlamıyorum? Oğlum, Doğan, biz ne karar aldık söyle. Ramo, bozu Cengiz Bey'e teslim edecekti babam. Şahin sen söyle ne karar aldık? Öyle baba haklısın. He, var mı lan bunun aksini söyleyecek? Ben karşı çıkmıştım o zaman da. Ramo abim en doğru olanı yaptı. Bugün bozu verseydi yarın Doğan öbür gün Şahin alırlardı. Maşallah sen de ne meraklıymışsın şu boza be. Utanmasan zil takıp çalıp oynayacaksın ha. Hadi lan oradan. Şşt, durun bakayım. Sakin ol. Amca sen haklısın. Aile bir karar verdi. Ramo da buna uymak zorundaydı. Ama önce bir Ramo'yu dinleyelim. Belki mecbur kaldı. Ha canım ciğerim. Ya ne mecburu Hasan ya işte. Ele meşkere kurmuş planı gitmiş. Orası kesin Neriman yenge. Vallahi öyle bir belaya bulaştırdın ki Ramo. Allah'ın korusun bizi. Ne olacak şimdi? Yakıp yıkacaklar. Affetsin bir sus. Niye susuyorum ben ya? Herkes gibi benim de söz hakkım yok mu? Elbet konuşursun Afet, bir ortalığı velveleye verme. Hele bir izah etsin, bir anlatsın. Elbet vardır mantıklı bir sebebi. Bir sebep arıyorsanız... O sebep Asri'yi mezarlığında yatıyor. Babam, senin de kardeşin, amca, Cengiz babamın canına kıyanlardan biriydi, layığını buldu. Sen ne yaptın lan? Sabredelim dedim sana. Cengiz'in... Dedim, sen gittin bozu korudun. Boz kim lan? Kim lan boz? Kim lan? Kim lan boz? Kardeşinden daha mı değerli? Fatoş'tan daha mı değerli? Bizden daha mı değerli bu? Ne yaptın sen Ramo? Hepinizi topun ağzına koydun. Gül bahçesinde dolaşmıyoruz amca. Yaptığımız iş, aldığımız risk ortada. Buradaki herkes her an topun ağzında zaten. Yani senin anlayacağın mesele sadece intikam değil. İşte. Allah aşkına ne yapıyorsun sen Fidan ya? E bir de kutlu ya. Vallahi ben kutlarım yenge. Bu çocukların hepsi benim canım ciğerim. Kapıdakiler de öyle. Hiçbirini ayırmam. Ellerinde silah. Gidiyorlar. Dönerler mi, dönmezler mi Allah bilir. Oysa mümkün. Kavgadan, dövüşten, ölümden uzak bir hayat mümkün. Nasıl olacak bu? Evet, zor gibi gözüküyor. Hatta imkansız gibi duruyor. Ama bir olursak başarabiliriz. Anam öleceğim şimdi meraktan. Neyi başarıyoruz? Kız Afet ağzından aldı. Neyi başarıyoruz? Kaçakçılık bitecek. Kendi istasyonlarımız olacak. Yasal. Sadece Adana'da değil. İstanbul, Ankara, İzmir... Her yerde.
Hadi lan. Petrol kralı mı olacağız oğlum? Kral mı? He? E hadi inşallah. Biz de kraliçe oluyoruz bu durumda. Senin bunu aklın alıyor mu? Böyle bir işi bize verirler mi? Üstelik sen Cengiz'i öldürmüşken. İşte tam da bu sebepten olur abi. Yani onlar vermeyecek. Biz alacağız. Su nereye? Su. Maşallah siz her şeyi düşünmüşsünüz ya. Bize hiçbir şey anlatan yok ha. Anlatıyorlar ya işte Doğan. Aç kulağını dinle. Ne yapıyorsun abi? Bir sakin ol ya. Otur. Otur. Kızım sen de iki dakika bir dur. Abin haklı Şahin. Abin haklı. Bu iş yapılacak iş değil. Hadi biz her neyse de... babana büyük ayıp ettiler. Güya ailenin gideri. Sen de ateşe körükle gitme istersen Neriman. Çocukları da doldurma. Bu ailede herkes İsmail abimi sever, sayar. E bilmiyorum artık. Öyle bir sis çöktü ki hanemize. Göz gözü görünüyor. Bir gün babamla tarlada otururken söyledi. Ona çok kızmışsın. Niye kızmışım? Adana'ya çağırmışsın. El işini bırak diye. Biraz birikmişim vardı. Gel bir kaptı kaçtı alalım dedim. Yanaşmadıydı. Ona kızdım. Keşke geleydi. Şimdi sağ olurdu kardeşim. Sana yük olmak istemedim. Parası yoktu çünkü. Ağa vermiyordu. Kaderin cilvesi. Hepten yük olduk sana. Annemle, kardeşlerimle sana sığındık. Lokmanı böldün bize. Sahip çıktın. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Lütuf değil yeğenim. Siz bana kardeşimin emanetisiniz. Hiçbir borcunuz yok. Eyvallah amcam. Sen yapacağını yaptın. Şimdi müsaade et, ben yapayım. Yapacağını yaptın zaten. İznene hacet. İnan bana, bu yapacaklarımın yanında hiçbir şey. O yüzden bilmem lazım amca. Sen yanımda mısın?